Zaten o mesela Galatasaray'da da bir düşüş var derken hiç takım içindeki havanın bozulduğundan bahsetmedik mesela. Ya Galatasaray şu anda zaten O birlik zaten, beraberlik, keyifli evet, bir hava var yani, yani Galatasaray, Galatasaray'da. Galatasaray şu Belli. an zaten avantajlı. Yani e, puan farkı var. E, maçları kazanırsa zaten şampiyon. Yani Galatasaray e, kolay kolay aslında kaybetmeyeceği bir şeye tutundu şu anda. Yani kupanın bir ucuna, şampiyonluk kupasının bir ucuna tutundu. Arkasından gelenler onu takip ediyor. Ve arkasından gelenlerden bir tanesi Beşiktaş'ta 8 puan farkı var. Çok ciddi bir fark. Evet. E, Fenerbahçe ile 6 puan farkı var. Ama Fenerbahçe'de de kendi içinde birazdan Bir sürü sıkıntılar var. Çok yani, bir yapıda. Yani Fenerbahçe. evet onlar da böyle e, kaynıyor. Yani bildiğimiz bir kazan var. Zaten sezon başından beri kaynıyordu. Arada bir altından odunu çekiyorlardı. Böyle bir soğumaya veriyorlardı. Ama şimdi bakıldığı zaman yine işte Jorge Jesus haberleri takımla ilgili haberler, yönetimle ilgili haberler, yöneticilerin demeçleri. Orası da ciddi derecede bir şeyin içerisinde, gerilimin ve stresin içerisinde. Yani Galatasaray zor bir maç oynayacak ama ben kazanacağını düşünüyorum. Şimdi Kayseri maçında kalırsak bir yazar yorumuna göz atalım arkadaşlarımızdan Ahmet Çakar'ın Sabah Gazetesi'ndeki yorumunu rica edeceğim ekrana getirebilirsek 3-4 maç belirleyici olacak başlıklı bir değerlendirmesi var Ahmet Çakar'ın özellikle Galatasaray bölümüyle alakalı. Şunları söylüyor Galatasaray'ın avantajı büyük. Hı hı. Fakat futbol öyle bir spor ki tam başardım dediğin an her şey verir. Bunun sayısız örneklerini görebiliriz. Galatasaray önde, kadro kalitesi iyi fakat önümüzdeki 3-4 maç çok belirleyici olacak. 3-4 maç sonra yukarıdaki tablo çok sıkışmış da olabilir. Fenerbahçe için Karagümrük maçı çok önemliydi. Kazanamasalardı belki şu anda herkes Galatasaray galiba işi bitirdi diyor olacaktı ama oyun olarak baktığımızda 3 takımın da sıkıntıları var diye özetlemiş Galatasaray bölümünde özellikle hı hı. madem 3-4 maç demiş hemen Galatasaray'ın 3-4 maçına şöyle bir e, hatırlatmak isterim. Kayserispor'la karşılaşacak bu hafta sarı kırmızılılar. E hemen ardından 30. haftada Alanya. Alanya deplasmanına gidiyor. E, 31. haftada Karagümrük'le Karagümrük. oynayacak ve 32. haftada da Beşiktaş derbisi var. Yani evet ya yani bu 3 maç Kayseri. 32. haftaya Kayseri, kadar. Kayseri, evet, Kayseri, Alanya, Karagümrük. Yani şu 3'ünden 9 puan toplarsa geriye 1 2 3 4 5 6 tane maçı kalıyor ve şu anki hesaptan dersen evet. ya yani 6 puanlık farkı diğerleri de kazanırsa yani Fenerbahçe kazanırsa koruyacak bir son hafta dilimine girer. Yani son haftaların şeyine girer. Maç serisine girer. Yani o Kayseri, Alanya, Karagümrük maçları arkasından zaten derbi de kazanırsa yani Galatasaray için artık Galatasaray şampiyon gibi diyebiliriz belki. Yani bunu ciddi bir şekilde söyleriz. Ama yani şu Ahmet anda vurgu yaptığı şu nokta 3 -4 önemli. Maç. Gerçekten de Süper Lig'de daha önce de çok örneğini gördük. Tam başardım dediğiniz anda bir anda işler değişebiliyor. Bu anlamda işi ciddiye almak, sıkı tutmak, rehavete kapılmamak da çok önemli ya bunu herhalde Bu i̇şte belki de bu, bu saha dışına çıkmama bu, konusu bunu, o yüzden. Bunu önemli. bunu herhalde zaten e, bu takımın hocası işte teknik kadrosu ya da yöneticileri e, ne bileyim yani herhalde bunun farkındalardır. Yani sonuç itibariyle Konya'ya kadar olan e, serinin Konya'da bozulacağını tahmin edebilen çok kişi yoktu. Çünkü Konya çok formsuzdu. Konya evet. gol bile atamıyordu. Evet. Ama Galatasaray rakibini böyle bir şey gördü. Bir biraz böyle bir küçümsedi bir alttan aldım. Nasıl olsa kazanırız gibisinden şey yaptı. Hareket etti. İşte hoca da biraz böyle bir değişiklikler falan yaptı ve sonuçta futbol bu yenildiniz. Yani şimdi Beşiktaş da belki serisini kaybedebilir. Yani Fenerbahçe de bundan sonraki maçlarına baktığımızda işte Ankara Gücü, Başakşehir, İstanbul, Sivas'la oynuyor. Yani zor. Beşiktaş Trabzon deplasmanına gidiyor. Sonra Hatay, Ümraniye, Galatasaray. Yani evet çok zor maçlar var 3 takım içinde ama bu üç takımın içerisindeki en avantajlı kulüp şu anda Galatasaray ciddi derecede bir şeyi var, bonusları var. Yani eğer bunları harcamazsa şampiyonluk ipini göğüsler. Cezalara bakalım Fanatik Gazetesi'nde yılın soygununa 150 bin TL Kupadaki Başakşehir ilgisinin ardından hakem hatalarının videosuna yer verdiği paylaşımına "Yılın soygunu" yazan İkar diye PFDK'dan 150 bin TL para cezası geldi. Özbek yani, Özbek'te hı. 21 gün hak mahrumiyeti aldı. Bu eleştirisel bir başlık gibi olmuş sanki. Yani yılın soygununa 150 evet, bin TL. Yo ee, öyle yorumladım. öyle. Yani az ceza verilmiş. E, yılın diyemiş. soygunu dedi. Evet yani az az ceza verilmiş e, imasında bulunulmuş. Peki ceza az mı? Yani e, e, şimdi Profesyonel Disiplin Kurulu'nun da e, hep ne konuşuluyor? Adalet. George Jesus'la aynı maddeden sevk edildiler bu arada. Ya, sırf George Jesus değil bunu daha önce yapan oyunculardan ceza alan da var. Mesela maç cezası alan da var. İşte CESUS e, bir şey söylüyor, para cezası alıyor. Ebürü bir şey söylüyor, 21 gün hak mahrumiyeti alıyor. Ama başka bir kulüp başkanı başka bir şey söylüyor. Yani o da eleştiriyor sistemi. Hakemleri, federasyonu e, çirkin söylemlerde bulunuyor. Ona da 200 bin lira ceza veriyorlar. Yani disiplin kurulunun standardı yok zaten. Asıl bir merkez hakem kurulunu bu kadar çok konuşuyoruz da, yani bence disiplin kurulunda konuşmak lazım. Yani burada cezaları siz neye göre veriyorsunuz? Hangi kriterlere göre veriyorsunuz? Bu sevkler neye göre yapılıyor? Herkesin ayrı bir sevk şeyi mi var? Yani aynı cez, e, cezai işlemin uygulanacağı sevkler niye farklı oluyor? 150 bin lira. Ya bilmem, bana Yani az bence de az. Yani bu 500 bin lira, iki, 200 bin lira verilebilirdi. Yani ya bilmiyorum yani. Galatasaray'ın bu arada her iki cezayı itiraz edeceği de söylenmiş haberin detaylarında. Ya şimdi az derken. Cesso bana göre Cesso da ceza az verildi. Hmm. Yani şimdi ligin e, şeyiyle ilgili, sistemiyle ilgili yani Türkiye'de maçlar masa başında kazanılıyor demek şike var demektir ya. Başka bir açıklaması var mı bunun yani? E, o da bir az ceza aldı. E, şimdi yılın soygunu da e, bizim puanlarımızı soydular diyorsunuz. Sisteme diyorsunuz. Soygun hırsız diyorsunuz. Daha ne diyeceksiniz? Bu da bir paylaşım. Yani ama standart yok. Çünkü buna maç cezası verseydi, deseydi ki yani 1 ile 3 maç arasındaydı sevk edildiği madde. Bir maç ceza alsaydı vay kardeşim nasıl ceza verirsiniz adam böyle böyle dedi ortalık. hayır yani burada denge yapıyor. Denge. Yani disiplin kurulda diyor ki buna şimdi böyle verdik. Bu böyle olursa bu böyle olur. Bu olursa böyle olur. Şu şuradan böyle olur. E buna da böyle verelim. Tamam biz bu işi kapatalım kardeşim. E ne oluyor sonra? Şimdi Diyelim ki maç oynandı, Beşiktaş'ın ya da Fenerbahçe'nin bir futbolcusu da böyle bir görsel attı kardeşim. Ne bileyim bir hırsız şeyi almış, çantayı sırtına evden iniyor. Altına da bir gülücük attı. Kaybettikleri bir maçın ardından. Ne yapacağız şimdi yani? Hiçbir şey de yazmadı. Hiçbir şey de yazmadı. Emsali benzeri yazılmış olanı var. 150 bin lira o zaman menü. Öyle düşüneceğim yani ben. Açılış 150 bin. 150 bin lira. Yani eğer bunu bir paylaşan birisi varsa ya da bir kulübümüzün teknik direktörü, Türk teknik direktör diyelim o da. Çıktı dedi ki kardeşim Türkiye'de şike var, masa başında maçlar kazanılıyor. Biz ne yaparsak yapalım, sahada olmuyor. Ee, işte i̇şte ben inanmıyorum artık futbola, adalete filan. Hep sevk edildi. Ee, ne Daha önce ne olmuş? Para cezası vermişiz. Ama bu dur, bu Türk. Buna biz bir 60 gün ya da 3 maç ceza verelim soyunma odasına inmeme mi filan. Olabilir mi? Olabilir. Şike kelimesi çıkınca belki daha farklı. Yani. Bu cezaların bir standardı yok ki. Zaten meselenin şeyi, krizin nedeni de bu. Herkes bunu tartışıyor. Kardeşim bu niye böyle, bu niye böyle, bu niye böyle, bu niye böyle. Çünkü önlerini açıyorlar muhtemelen dosyaları. Böyle değerli avukat arkadaşlar. Ya buna böyle vermiştik, bu böyle oldu, bu burada oldu. O tabii ki belki bir tanesi diyor ki Yıkar diye 3 maç verelim diyor yani adam diyor hırsız demiş diyor çünkü bir ile üç değil mi tartışıyorlar yani sonuçta orada bir kurul var bir heyet var öbürü diyor ki üç maç fazla bir maç verelim diyor bence dün bunlar tartışılmıştır yüzde yüz ama sonra artık bir mı yapıldı İşte üç kişi böyle dedi iki kişi böyle mi dedi o çokluğuyla yani yani evet sonuçta 150 bin lira verelim ee, ve bu iş e, şey yapalım kapansın. Peki. Icardi demişken Icardi ile devam edelim. Takvim gazetesinin 14. sayfasında. Sayfanın en altında Icardi için 10 milyon isteniyor başlıklı bir haber. Le Parisien'in haberine göre Galatasaray ile Paris Saint Germain Arjantinli yıldız için masaya oturdu. İlk konuşulan fiyat 10 milyon euro oldu. Sarı kırmızılıların sağ tutumlu olduğundan bahsedilmiş bu konuda ve taraflar arasında pazarlıkların uzun süreceği de gelen haberler arasında deniyor.